Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Kayıt Dışı Tarih programıyla sizlerle birlikteyiz. Tarihçi, yazar, kıymetli Mustafa Armağan'la birlikte kısmet oldu program yapmak. Benim için de çok güzel oldu. Çok mesaj geldi hocam. Bilmiyorum size nasıl yansıyor? Senin devam etmen için mi geldi? Olabilir. O da oldu. Dediler ki Mustafa Balevi, Mustafa kardeşimiz izinde olduğu için. Eyvallah. İnşallah o da en kısa zamanda tekrar aramızda. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız bu arada, bir haftadır? Elhamdülillah. Sağlığınız, sıhhatiniz. Rabbim günlerimizi aratmasın. Çok şükür. Çünkü salgın da var böyle. Herkes bir nezle oluyor vesaire. Dikkat etmekte de fayda var sevgili izleyenler. Sağlığınıza lütfen dikkat ediniz. Yediğinize, içtiğinize. Biraz Eyvallah. Zor dönemlerden geçiyoruz. Hocam zor dönem dedik ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüydü. 26 Ağustos 1071. Ve bugüne kadar geldi, 26 Ağustos 1071'den. Selçuklu Devleti Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Hükümdarı Romen Diyojen arasındaki savaşın ardından ki bize işte Anadolu'nun kapısını açan o meşhur savaş. Tabii ki bu savaşı işte tarihini biliriz, herkes bilir. 1071 der, Sultan Alparslan der, Diyojen der. Tabii bilgiler biraz çok derin değil diyelim. Evet. Çok mesajlar da geldi, biz yayın öncesi de sosyal medyadan bir iki sorduk. Bilgiler biraz zayıf. Ya yani detaylar, mesela örnek veriyorum. Savaştan önce Anadolu'da durum neydi? Yani evet. Bu savaşa getiren etkenler neydi? Biz hep tabii savaşı, o anı konuşuyoruz hep. Neydi, sonra savaş sonucunda neler oldu? Nasıl bir orada bir siyasi konjonktür ortaya çıktı? Bunları da size danışmak ve sizden öğrenmeyi arzu ederiz. Konumuz evet. Bu ama tabii ki yayın öncesi de sohbet etmiştik. Bunun dışında da büyük zaferleri de var Osmanlı Devleti'nin. İşte Mohaç gibi, Çaldıran gibi. Mutlaka onlara da değiniriz ama yıl dönümü vesilesiyle... Oradan başlayalım. Malazgirt'ten başlayalım. Oradan başlayalım ama öbürlerinin de aslında yıl dönümleri ya geçti ya geliyor. Yani mesela 23 Ağustos Çaldıran, 24 Ağustos Melcidabık. Ondan aslında sonra, bu hafta hepsi uyumuş bize. Yani hepsi bize. Aslında peş peşe, mesela 10 Ağustos Estergon Kalesi'nin fethi falan gibi. Böyle Belgrad'ın fethi. Ondan sonra Mohaç Zaferi yine bu ay. Evet. Yani Ağustos'ta böyle bir yıldız yağmuru gibi bir şey var bizim tarihimizde. Bunun aslında sebebi, tabii işi romantize edebiliriz böyle. Hep o aya denk gelmiş gibi düşünebiliriz ama bunun rasyonel bir sebebi var. O da Osmanlı seferlerinin, özellikle uzak noktalara yapılan seferlerin zaman alması. Bahar aylarında, Nisan, Mayıs aylarında yola çıkılır. Tabii şimdi buradan kalkıp da bir Belgrad'a, bir işte Sofya'ya, bir Nişe, bir Mohaç'a. Evet, yani kuzeye doğru, işte Bosna'ya, bilmem nereye doğru gitmek aylar alan şeyler. Çünkü Yeniçeri gidiyor. Yeniçeri ne demek? Yaya askeri demek. Yaya askerinin günde yürüyebileceği miktar 20 kilometre. Bir insanın 20 kilometre en fazla. Bu da cebri yürüyüş, yani keyfi değil. Dolayısıyla bu 20 kilometreleri peş peşe koyduğun zaman ancak aylar oluyor. Yani 1500-2000 kilometre gittikleri oluyor yer yer. Tabii o zaman alıyor. Bir de zaman zaman böyle sefere çıkmadan önce hazırlıklar yapılıyor. İşte yollar döşeniyor, bilmem işte köprüler kuruluyor, bataklıklar kurutuluyor. Yani su ihtiyacı diyelim gidilecek bir yerde 100 bin kişi kamp yapacak bir gün, iki gün. Orada şimdi su kaynakları olmazsa 100 bin kişi gidip de herkes tek tek dağlardan su bulmaya çalışacak hali yok. Bu zaten askeri dağdır. Büyük iş. Değil mi? Yani şimdi bir futbol sahasına 50 bin kişiyi sokup çıkarmak bile büyük bir organizasyon gerektirirken, ki bu nereye girecekleri belli, nereye çıkacakları belli. Bir de gideceksiniz açık havada. Kısa mesafe bir de hocam. Atlıyor metroya, gidiyor adam. Binlerce belki kilometre öteye de gittiğiniz oluyor. Bunları hepsi müthiş bir şekilde planlanması gerekiyor. Bu planlanmazsa zaten hem başarıyı kazanmak mümkün olmaz, hem de asker iyi beslenmezse, iyi hazırlanmadan giderse zaten
Evet. Galibiyet elde edilmez. Dolayısıyla bahar aylarında yola çıkılır, yaz aylarında yani Haziran, Temmuz gibi gidilir. Bir de şu var, düşman da hemen karşına çıkmıyor ki. Yani gidiyorsun, kaçıyor. Yani o da kendine göre uygun bir yere seni çekmeye çalışıyor. Çaldıran'da olduğu gibi. Mesela. Çaldıran'da konuşacağız onu. Dolayısıyla onunla karşılaşmak, sen de kendine göre uygun bir yer. Mesela o seni çekiyor diyelim bir yere. Fakat sen orada uygun olmadığı için senin pozisyonuna, sen onu bir yere çekmeye çalışıyorsun. Yani bunların hepsi zaman isteyen şeyler. Evet. Dolayısıyla Ağustos'a rastlaması tamamen lojistiğin ve seferin rasyonel bir sonucu oluyor. Ağustos ayında bazen Eylül'e sarkıyor bu. Çok nadiren Haçova'da olduğu gibi Ekim ayına sarktığı vaki ama genellikle Ağustos-Eylül aylarına denk gelmesinin sebebi budur. Şimdi bugün tabii inşallah vaktimiz olduğu kadarıyla hepsini olmasa da 3-5 tanesini konuşmaya çalışacağız. Şimdi Malazgirt'le başlayalım. Malazgirt'ten önce Selçuklu Devleti'nin başında Sultan Alparslan var. Bunun isminin Muhammed olduğunu da söyleyelim. Fatih Sultan Muhammed Alparslan onun ünvanı aslında. Ünvanı. Gerçek adı Muhammed. Ve nerede bunlar? Daha çok Selçuklular Horasan tarafında kuruldular. Oradan İran'a doğru, yani Afganistan üzerinden İran'a doğru geldiler ve İran coğrafyasına hakim oldular. Merv şehrini işte başkent yaptılar. İşte o bölgede yerleştiler ve buradan bir taraftan Anadolu'ya, bir taraftan bugünkü Kafkasya tarafına, bir taraftan Orta Doğu dediğimiz Irak, Suriye tarafına doğru yöneldiler ve aslında geçen programlardan birisinde konuşmuştuk. Selçuklular Anadolu'ya gelmeden önce Suriye'ye gitmişti. Yani Suriye, Selçukluların Anadolu'dan önce gidip vatan yaptıkları yerlerden birisiydi. Birisi de Irak, Kuzey Irak. Dolayısıyla o bölgelerde birçok Selçuklu yöneticisi görev yaptı, valilik yaptı vesaire. Ve Alparslan da bu hareketlerin içerisinde olarak ne yaptı? Şam civarında bir harekat, bir muharebe evet. yönetiyordu. Ve Anadolu'ya gelmek, Anadolu'ya doğrudan doğruya girmek o sırada onun aklında yoktu. Yani anlaşıldığı kadarıyla Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girip yerleşmek gibi bir planı yoktu. Bu Sultan Melikşah'ın projesi esas. Evet, böyle bir 950. yıl dönümünde idrak etmiş olduk. Evet, genelden de görürse yönetmen evet. kardeşimiz Zeyd. Rejide Malazgirt evet. Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlu olsun. Bu güzel bir yuvarlak yıl dönümlerinde daha güçlü anılıyor. Şimdi tabii 2071'e ömrümüz vefa etmez. Cenab-ı Hak tabii hepimize uzun ömürler versin ama en azından bu 950. yılını idrak etmiş olmak çok önemli. Ben işte 1971 yılında daha o zaman işte 10 yaşlarımda falandım. 9. yıl dönümünü birazcık kutlamaya çalışmışlardı ama maalesef o zamanki bürokrasi, o zamanki şey, bir de 71 darbesinin arkasından olmuştu bu yıl dönümü. Mart 1971 oluyor. Mart, Ağustos. Şey yapamadı, bürokrasi buna uyum sağlayamadı. Hatta Türk Tarih Kurumu bir ya da iki tane kitap çıkartabildi. Yani önceden hazırlık yaptığı halde çıkarttıkları kitaplardan bir tanesi de Romen Diyojen. Yani Alparslan hakkında kitap çıkarmasını beklediğimiz kurum Romen Diyojen. İsmi neydi acaba? Nasıl yenildim? Yani evet.
bir Bizans tarihçisine yazdırdılar onu, Bizans uzmanına yazdırdılar. O da işin garip tarafı, yani ismi Türk Tarih Kurumu ama Bizans komutanının hakkında kitap çıkıyor, Alparslan hakkında kitap çıkmıyor. O da o yılların bir garabetiydi. Bizans İmparatoru Romanos Diogenes ya da bizim söylediğimiz şekilde Roman Diyojen, doğu sınırlarının delik deşik hale gelmiş olmasından dolayı Anadolu üzerinden doğuya doğru büyük bir askeri sefer düzenledi ve 200 bin kişiye yakın bir ordu olduğunu söylüyoruz. Bu İstanbul'dan yola çıktı. Maksadı Türkleri artık Anadolu'nun, yani Ahlat civarında gelip yerleşmeye başlamış Türkleri oradan sürüp çıkarmak ve Kafkasya'ya doğru ilerleyip Kafkasya'daki Ermeni beyliklerini, Ermeni krallığını tekrar kendi himayesine alıp Azerbaycan'ı ve bu civardaki bölgeyi, bu bölgeyi kontrolü altına almak ve Türklerin artık Anadolu'yu taciz etmelerinin önüne geçmek istedi. Alparslan bunu duyar duymaz, Bizans İmparatorluğu'nun ilerlemesini duyar duymaz, Suriye'den kuvvetlerini hızlı bir şekilde çekti. Fakat bunlar orada savaşıyordu. Orada muharip kuvvetlerdi bunlar. Bir kısmı çok yorgundu, çok bitkin vaziyetteydi. Onları geri gönderdi. Ve yerlerine, Nizamülmülk'e yeni asker bulma emri verdi ve bunların hazırlığını yapması için Nizamülmülk'ü gönderdi. Nizamülmülk de gittiği işte Türk aşiretlerine, Türkmen beyliklerine bunu söyleyip onlardan asker toplamaya çalıştı. Bu arada Mervaniler diye bir Kürt beyliği vardı. Bu Kürt beyliği de Selçuklu'ya bağlılığını bildirmişti daha önce. Onlar dedi ki bakın bu Türk meselesi falan değil, bu İslam, evet, ciddi bir mesele. Haçlı meselesi. Dolayısıyla siz buraya asker vereceksiniz, siz de vereceksiniz. Onlar da katıldı. Bunun sayısını kimisi 10 bin olarak vermekle birlikte 10 bin askerin bir Mervani devletinde bulunma ihtimali zayıf. Yani bu ancak büyük bir devlette olabilecek bir rakam. Ha, şey olabilir, belki rakam daha düşük olabilir ama Selçuklu ordusunda bir miktar Kürt asker de vardı. Sayısı tartışmalı. Bunlar şey yapıldı. Sultan Alparslan kuvvetlerini aldı. Hatta işte Fırat Nehri'ni geçerken bunların bir kısmı da suya kapılıp gitti. Evet. Buna rağmen önünü kesmek istiyordu. Yani oradan giriş noktasında önünü kesmek istiyordu. Ve bu mücadele ne oldu? Ahlat'tan girdi ve Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Yani İstanbul'dan gelen kuvvetlerle Suriye'den dönüp gelmiş olan Sultan Alparslan'ın kuvvetleri orada karşılaştı. Ve bu savaşta 26 Ağustos öğleden sonra, işte savaşın cereyan ettiği bir cuma günü, tabii ki Sultan Alparslan'ın bir duası var orada, askerlerine şey yapıyor. Kendisi bir konuşma yapıyor. Bu konuşmada askerlerinin Anadolu'ya girmesini ve bunun bir şey meselesi olduğunu, İslam'ın beka meselesi olduğunu anlatıyor. Bu arada halife de, Abbasi halifesi de camilerde Sultan Alparslan'ın başarılı olması için dua ettiriyor. Bakın o da işin bir kısmı. Ondan sonra ey Sultan, işte sen Allah'ın başkaları üzerine zafer vaadi ilediği İslamiyet uğrunda cihat yapıyorsun falan diye. Bunlar dualarla bir şey içerisine giriliyor, bir mücadele içerisine giriliyor. Şimdi şöyle oluyor. Sultan Alparslan
taarruz emrini veriyor. Roman Diyojen emir veriyor. Ondan sonra bunun üzerine bizim kuvvetler belli etmeden geri çekilme taktiğini uygulayacaklar. Yani belli edersen senin peşinden gelmez. Hani numaradan kaçıyormuş gibi yaparsan seni anlarlar ve takip etmezler. Ama savaşa savaşa gerçekten şey yaparak düşmanı kendi istediği böyle bir tepelik bir yer var. Oraya doğru çekmek istedi. Oraya doğru çekerken yana doğru kuvvetlerini yaydı. Yani bir artçı bırakmadı, yana doğru yaydı ve yanlardan çeşitli akınlarla onları yıpratmaya çalıştı. Bu arada Bizans artçıları, Bizans ordusunda tabii bu darbeleri alınca çeşitli kaçma girişimleri oldu, geriye doğru püskürtüldü. Artçı birliklerin bunları durdurması gerekiyor. Normalde bu dümdar dedikleri artçı birliklerin kaçanları durdurup onlara destek verip tekrar öne itmesi lazım. Fakat bu artçı birlikler paniğe kapıldı. Onlar asıl ordudan daha önce geriye çekildiler ve böyle olunca ordunun derinliği kayboldu. Derinliği kaybolunca arkaları boş kaldı ve yanlardan da bindirme yapılınca bunların bir çember içine alınma tehlikesi ortaya çıktı. Çembere girip esir olmaktansa kaçmayı tercih ettiler ve bu kaçma sırasında, firar sırasında işte Bizans ordusu tamamen perişan oldu, dağıldı. Esir olanlar, işte öldürülenler vesaire. Bu işte harp tarihinde Türklerin o hilal taktiği diye genel olarak söylediğimiz düşmanı üzerine çekerek sanki bozguna uğramış intibanı vererek kendi planının içine alma ve onu imha etme şeklinde genel olarak bu uygulanan bir taktik burada gerçekleşti. Şimdi Malazgirt Meydan Muharebesi bu şekilde oldu ve o gün akşama doğru artık savaşın takip kısmı başladı. Ve takip edilebildiği kadar işte esir ve diğer işte öldürme vesaire. Ama düşman kaçmaya başladı. Büyük bir orduydu. Roman Diyojen de bu kıskacın içine alınanlardan birisi oldu. Roman Diyojen tabii esir alındı. Dedi ki yani ben hiç esir düşeceğimi koskoca Bizans İmparatorluğu'nun, yani bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Biz Roma, çünkü Bizans bizim tabirimiz. Tabii tabii. Yani 19. yüzyılda çıkmış bir tabir Bizans. Onlar aslında kendilerini Romanoi diye görürlerdi. Roma olarak görürlerdi. Hiçbir zaman kendilerine Bizanslı demediler. Bizans'ta yaşayanlar, yani öyle bir enteresan durum da var. Biz onları zorla Bizanslı yaptık. Zorla Bizanslı yaptık, evet. Romalı. Yani Doğu Roma, Batı Roma her neyse. Ama Romalı. Hiç dedi böyle bir ihtimal aklıma gelmemişti. Hiç böyle bir ihtimali aklıma dahi getirmek istememiştim. Ama sonunda başıma bu geldi. Muhakkak kazanacağım diye bakıyordum. Sultan Alparslan kendisine enteresan bir soru sordu. Şimdi esir düştün. Benim huzurumdasın. Peki sen zaferi kazansaydın bana ne yapardın? Yani varsayalım ki sen beni esir aldın. O zaman ne yapardın? Benim size ne yapacağımı düşünüyordunuz. Ondan sonra ya öldürtürsünüz bir ihtimal. Ya zincir bağlayıp boynuma diyar diyar beni teşhir edersiniz. İslam aleminde şehirlere götürüp benim gururumu ayaklar altına alırsınız. Belki de dedi. Alparslan dedi ki belki de üçüncü şey ne? Belki affedersiniz ama ona da hiç ihtimal vermiyorum. Yani üç ihtimal zaten, başka bir şey yok. Ya öldürtecek, ya esir alacak, ya affedecek. Ve Alparslan onu daha fazla rencide etmemek için
Dedi ki ben seni affediyorum. Hatta bir anlaşma imzalandı ve fidye olarak 1,5 milyon altın fidye Bizans'tan alınacak. Selçuklu devletine verilecek ve her yıl Bizans bana 360 bin altın ödeme yapacak. Bu şartlarla serbest bırakıyorum dedi. Hatta yanına bir Selçuklu birliğini katarak Bizans sınırına kadar ona eşlik ettirdi. Orada bıraktı. Bizanslılar onu karşıladı. İstanbul'a gittiğinde Romen Diyojen tabii mağlup bir komutan ve büyük bir ordu heder olmuş. Anadolu hakimiyeti elinden çıkmış. Bizans'ın bunun üzerine bir taht değişikliği meydana geldi ve gözü kör edildi. Yani Alparslan'ın yapmadığı, vermediği cezayı Bizanslılar verdi ve bir kendisini bu Anemas zindanına attılar. Orada işte ölümü beklemeye başladı. Fakat Bizans İmparatorluğu sonra bunu kabul etmedi, bu yapılan anlaşmayı vesaire şey devam etti. Şimdi Sultan Alparslan'ın orada yapılacak işi vardı ve kendi başkentine geri döndü. 1072 yılında, çünkü bu sefer Maverani Nehir'de bir problem vardı. Asıl büyük problem orada ortaya çıktı ve o şeye giderken Amuderya Nehri üzerinde Hana Kalesi'ni muhasara ederken orada Batınilere mensup, hani Selçuklu dizisini bilmiyorum, izliyor musunuz? Hani Hasan Sabbah, Batınililer biraz falan izledim. Onlar konuşuluyor. Batınililer çok fazla izleyemedim gerçi de, o da bitti zannediyorum dizide zaten. Şöyle, Melikşah bölümü bitti. Bu sefer Alparslan bölümü başladı. Aslında tam tersi olması gerekirdi. Yani Alparslan Melikşah olması gerekirdi ama orada bir takdim tehirde hata oldu galiba. Şu anda bu yıl Alparslan bölümü yayınlanacak. Bu kalenin komutanı Yusuf el-Harezmi teslim oldu. Yani uzun bir kuşatmadan sonra Alparslan, 1072 yılındayız. Sultan Alparslan bunu esir aldı ama çok uğraşladı. Yani esir alana kadar çok uğraşladı. Çok enteresan bir şeyi var. Sultan Alparslan'ın son günü çok enteresan. Bu Yusuf el-Harezmi'yi çağırıyor huzuruna. Ya da işte ellerini bağlamışlar, getiriyorlar. Alparslan ona bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Yani şu kadar askerime mal oldu, bunlar şey yaptı, sen ne biçim adamsın, işte teslim olsaydın bu kadar kan dökülmezdi falan. O da Alparslan'a dedi ki, sen dedi nasıl bir devlet başkanısın, beni dedi ellerimi kollarımı bağlıyorsun ve karşımda bana hakaret ediyorsun, bu sana yakışıyor mu? Çözün bakalım şunun ellerini dedi. Ne yapacakmış? Adam da çok kinlenmiş ve çok kendisini konsantre etmiş. Bir şekilde çözer çözmez ok gibi Alparslan'ın üzerine doğru koşmaya başladı. Yani kimse onda onu beklemiyordu. Yani ellerini çözünce hani orada biraz duracak, işte konuşacak. Sonuçta asker de var. Şimdi işte Osmanlı Devleti, bakın buraya bir parmağımı koyuyorum unutmamak için, Osmanlı Devleti padişahın huzuruna giren bir yabancı elçi bile olsa iki kolunu arkadan bükerler şu şekilde. İki solak girer, koluna ters girerler ve hafifçe şöyle yere doğru eğdirirler elçiyi. Yani bu gibi bir hadise meydana gelmesin diye. Bakın şimdi elinde silah bile olmayan birisinin oynadığı role bakın. Şimdi koşmaya başladı. Tabii kimse buna hazırlıklı değildi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir anda Alparslan'ın da elinde bir ok, yay ve ok vardı. O onu elinde tutuyordu. Baktı ki üzerine geliyor, attı oku fakat isabet ettiremedi o sırada. Demek ki adam da
sağa sola mı gitti, nasıl olduysa isabet ettiremedi. Bunun üzerine son çare, tabii peşinden koşuyorlar ama demek ki o ara boş. Yani padişahla adamın arasını boş bırakmışlar. Tedbirsizlik işte. Son çare ayağa kalkıp kılıcını çekmek istedi. Fakat uzun bir kaftan giymişti. Kalkarken aceleyle, telaşla o kaftana bastı ve kılıcıyla birlikte yere düştü. Kılıcı Yusuf el-Harezmi'nin önüne yuvarlandı. Yani senaryoyu şimdi kafanda kurmaya başladın. İşte. Bu tarih kitaplarında anlatılan şekli bu. Ve bir anda adam da koşmaktayken kılıcı aldı ve Alparslan'a orada vurabildiği kadar vurmaya çalıştı. Birkaç darbe indirdi. Tabii yetişti de o sırada ama Alparslan öldürücü darbeyi almıştı. Tabii adamın kafasını ezdiler, bilmem ne yaptılar. Ama iş işten geçti. Alparslan çok ağır bir vaziyette yaralanmıştı. Kaldırdılar. İşte bir taraftan tedavisi yapılıyor, bir taraftan onun işte ne söyleyeceği merakla bekleniyor. Artık o da öleceğini anladı ve dedi ki benim oğlum Melikşah'ı başla geçirin, küçük oğluydu. O ona teslim edin bu devlet işlerini, Nizamülmülk'e dokunmayın dedi. İşte şunu yapın, bunu yapın, son sözlerini söyledi ve o sırada yine tarih kitaplarında geçen bir ifade, ben başıma bunun niçin geldiğini şimdi anladım dedi. Bu çok altın bir söz yani. Ben başıma bu halin niçin geldiğini şimdi hatırladım dedi. Bundan işte bir müddet önce askerlerime büyük bir geçit resmi yaptırmıştım. Bir tepenin üstüne çıktım ve askerlerimin o rap 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 yürüyüşü karşısında böyle içime bir anda bir gurur geldi. Ve dedim ki ey Alparslan, seni bu dünyada kim yenebilir, böyle bir ordun var. İşte o gün benim kalbime şeytanın ektiği bu gururun bedelini burada düşmanımın önüne Allah beni kapaklandırarak ödetti bana. Ben anladım şimdi ne olduğunu. O gururun bedelini ödüyorum şimdi. Bunu da o anda hatırlamak çok büyük bir erdemdir. Hatırlarsın da söylemezsin değil mi? Söylemek de büyük bir erdemdir. Ve Alparslan bu şekilde Malazgirt'ten bir sene sonra hayatını kaybetti ve çok dirayetli bir padişah olan Selçuklu'nun kanunisi diyebileceğimiz Melikşah'ı vasiyet ettiği gibi tahta çıkarttı ve Melikşah Selçuklu'ya altın çağını yaşattı. Evet, çok yani, başarılıydı. Evet. Yani 20 yıl hiçbir Selçuklu padişahı bu kadar, sultanı bu kadar uzun bir dönem şey yapamadı. Gerçi daha sonra Sencer falan da yaptı ama onlarınki 2'ye 3'e bölünmüş bir... Çünkü o kardeşleriyle de çok birbirleriyle de rekabetleri oldu. Üç evet. Çocuğu vardı Melikşah'ın zannediyor. Üç erkek evladı. Onlar da çünkü birbiriyle bir mücadelesi oldu. Tabii ondan sonra artık Melikşah'tan sonra Selçuklu güç kaybetmeye başladı. Yani tamam yine bir büyük imparatorluk fakat Alparslan ve Melikşah zamanlarındaki, hele hele Melikşah dönemindeki ve Nizamülmülk gibi bir devlet adamı. Evet, o da var. O da çok önemli. Öbür tarafta Selçukluların tabii çok büyük bir medeniyet hamlesi. Mesela Nizamiye medreseleri, yani o İslam aleminde medreselerin tesisi. Bunlar tek tek hani kıyıda köşede açılmış medreseler vardı. Nizamiye medreseleri bunları sistematikleştirdi, kurumsallaştırdı ve İslam âlinin her tarafına yaydı. İmam-ı Gazali'yi getirdiler medreseye. Yani öbür tarafta Ömer Hayyam şey çalışıyor. Takvim çalışıyorlardı. Öbürü bilmem. Yani büyük çok, İslam âlimleri oldu. Evet, yani hepsini topladı. Bütün İslam âliminde. Mesela bizim İran şairleri diyebildiğimiz, işte Sadi, efendim, Örfi vesaire, bu şairler hep Selçuklu Sarayı'ndadır. Cezeri. Sarayı,
Yine Selçuklu döneminden. Evet. Şimdi Selçuklu medeniyeti Melikşah ve işte Alparslan Melikşah ve devamında gelişmeye devam etti ama tabii gücü Melikşah'tan sonra kırılacak ve şey yapacak. O zaman çok bir kısa bir virgül evet. koyalım mı hocam? Eğer tabii bitmediyse cümleniz bitirelim. Yani Malazgirt'in sonucu ne oldu? Türklerin perakende bir şekilde girip çıktıkları, hani baskınlar yaptıkları Anadolu artık toplu Türkmen aşiretlerinin göçüne açılmış oldu. Bizans'ın kuvveti kırıldı. Bizans'ın bölgedeki otoritesi sarsıldı. Bundan sonra Türkmen aşiretleri akın akın Anadolu'ya girmeye başladılar. Evet. Ve Anadolu'nun Türkleşmesi'nin dönüm noktası oldu. Ki bu bakımdan da bizim Anadolu'daki varlığımızın en büyük güvencesi oldu. Reklam öncesi kısa hemen Muş'tan iki mesajımız var. Biri Kemal Bey, biri Sinan Şahin. İki farklı ailecik izliyorlarmış şu an. Çok selamları var. Bir de şey dediler. Aleykümselam. O da aslında hızlıca sormuş olalım. Aslında isim Manzikert. Malazgirt'in adı. Evet. Daha sonradan aslında galiba Malazgirt Bizans, bir Romalıların söylediği bir kelime miydi acaba? Onu da bir reklamdan sonra belki konuşuruz. Tabii ben hani o kadar teferruatını bilmiyorum ama galiba kimse Ermenice olduğunu söylüyor. Bu kelimenin Manzikert. İngilizce'de de o şekilde geçiyor kelime. Batı literatürüne öyle geçmiş. Ama tabii ben şey olmadığım için Bizans tarihi uzmanı olmadığım için o kadar ayrıntısını bilemem ama Malazgirt olarak bizim İslam kaynakları da. Evet. Çünkü bizim nasıl geçen hafta da burada söyledik. Hı hı. Türk tarihinin ilk kaynakları Çin kaynaklarına dayanıyorsa Selçuklu tarihinin hele hele Malazgirt ve Alparslan döneminin kaynakları da Arapça. Evet. Türkçe bir kaynak yok elimizde. Hep Arapça kaynaklar. Ve Arapça kaynaklarda yaklaşık bir 100 sene sonra falan ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Arapça telaffuz Malazgirt gelip bizim Türkçe'ye yerleşiyor. Öyle. Evet. O zaman şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. İzleyenler, sizi reklamları izlerken aslında biz kayıt dışı tarihe devam ettik. Kayıt dışı olarak devam ettik. Kayıt dışı olarak, tam kayıt dışı olarak devam ettik. Bilgilendik. Hatta birazdan Bilinmeyen Zafer yazınıza da yarın değinelim. Orada aslında bizim de bilmediğimiz bir zafer. Ona değinelim. Birçok ülkemizde insanların bilmediği bir zafere değineceğiz biraz sonra. Bu arada kendi tarihimizi, kendimizi nasıl küçülttüğümüzü de bir sohbet etmiş olduk. Bunun üzerine bile vakit kalırsa belki sonlara doğru konuşabiliriz. Fakat hocam konuya girmeden önce bir iki tane mesajımız da var. Güzel sorular geldi mi konuyla ilgili olan, adınızı da yazarsanız. Sen Muğla'dan selamlar demiş bir izleyicimiz. Selamlar Muğla'ya. Tekrar geçmiş olsun oradaki yangınlardan ötürü. Bütün hepimize, bütün ülkeye. Diyor ki işte Türklerin Anadolu'ya girişi 1071 diyor ki Müslümanlar Anadolu'da ne zaman yaşamaya başladı? Evet. Şimdi aslında çok güzel bir soru Muğla'dan bize yazan ama ismini bilmediğimiz maalesef. Muğla'lı izleyicimiz yani, dostumuz. İzleyicimiz. Yok pardon çok özür diliyorum. Muğla'dan izleyicimiz şeyi sormuş. Sultan Alparslan'ın kabri nerede? Onu sormuş. Diğer başka bir izleyicimiz de. Evet. Kabri o zaman ona bir kısa şey tamam. yapalım. Henüz tespit edilebilmiş değil ama Merv şehrinde eski Selçuklu başkenti Merv şehrinde bir mezar buldular. Burada araştırma yapılıyor. Büyük evet. ihtimalle orası deniliyor. Merv'de gömüldüğü, defnedildiği biliniyordu. Fakat kabir ortada yoktu. Fakat son zamanlarda bunun üzerine Türkiye evet. özellikle yoğunlaştı ve bulmaya doğru hızla ilerleniyor. O bakımdan hani evet. orada çıkan kemik örneklerinin işte diğer Selçuklularla evet. gen bağı var mı yok mu filan bunlara kadar araştıracaklar ve ortaya çıkacak. Bu arada izleyicimiz mesaj attı. Anadolu'ya Müslümanların gelip yerleşme tarihini işte sordu hangi yıllar diye. Gaziantep'ten Fikret Subaşı. Gaziantep'e de sevgiler selamlar. Ben de kendimi bir parça Gaziantep'li
sayabilirim çünkü çocukluğum orada geçti. Öyle mi? Gaziantep güzel de bir şehirdir. Birçok şehirde yaşama imkanı buldum. Gözümü açıp da gördüğüm ilk şehir Gaziantep oldu. Çok güzeldir. O Ayıntap bölgesi özellikle. Doğduğum değil ama böyle 4-5 yaşlarımda kendimi görmeye başladığım, sokaklarında koştuğum bu Şıh Mahallesi, Şehreküstü civarında. Şimdi Siyahbaba onlar Kulübesi. Hatırlayacaklardır. Evet, evet. Ayıntap bölgesi çok güzel kalmış. Orasında muhafaza etmişler eski Antep'i. Evet. Yani bu Urfa ve Antep'in bir de Mardin'in o taş. Evlerden oluşan Mardin de harika hocam. Mahallelerinin korunmuş olması büyük bir şans. Şimdi orası hem turistik olarak evet. hem işte dinlenme mekanı olarak yeniden düzenleniyor inşallah. Mardin ve Urfa'ya da selamlarımızı gönderelim. Mardin başlattı, Urfa devam etti. Şimdi Gaziantep o... Ya ülkemizde ne kadar güzel şehirler var. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş isimleri de ayrı güzel. İsimleri de evet. Hocam Van, işte Mardin dediniz, işte Diyarbakır. Çok güzel Diyarbakır yani ben hayatımda gördüğüm en enteresan şehirlerden bir tanesi. Zaman durmuş gibi değil mi hocam? Şehre bir gidiyorsunuz, zaman yani, böyle enteresan yani şaşırmadan gibi. Döndüğüm vakı değil. Yani Diyarbakır'a gidip de bir böyle şaşkınlık geçirmediğim, yani bir olay oluyor, bir şey konuşuluyor, bir şey yaşanıyor. Vakı değil yani evet. bugüne kadar böyle defalarca gittim geldim ve çok da severim hem Diyarbakır hem Diyarbakırlıları. Bu arada çok enteresan. Diyarbakır. Diyarbakır'dan da mesaj geldi. Onu da okuruz birazdan. Evet Diyarbakır'a selam Diyarbakır. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Orada da Sultan Melikşah'ın surlarda bir kitabesi var. Yani Diyarbakır surlarında Sultan Melikşah'ın Arapça bir kitabesi var. Çok güzel bir eser. Onu da şey yapalım. Yani bu Selçukluların, bakın Diyarbakır dedik Selçuklu, Şam dedik Selçuklu, Halep dedik Selçuklu, işte Musul dedik Selçuklu. Yani Selçukluların aslında bir yeniden ele alınıp şöyle bizim medeniyetimize neler kazandırdıkları ortaya konulmalı. Hı hı. O bakımdan Diyarbakır da bu Selçuklu merkezlerinden birisi olarak çok evet. iyi hak ediyor. Hatta böyle yerlere düşmüş olan bazı kitabe parçaları bile görmüştüm. Valilik eliyle onu kaldırtıp bir kenara koydurmuştum. Diyarbakır surları henüz daha restore edilmeden ama umarım ki şimdi onlar restore edilmiştir. Ayağa kaldırılmıştır. Efendim, evet Merde dedik Alparslan'ın şeyi ama henüz tam şurasıdır, şurada şu mezardır denilemiyor. Onun araştırmaları yapılıyor. Şimdi gelelim Gaziantep'ten. Bir virgül çünkü soruya. Neden? Gaziantep'ten mesaj devam ediyor. Bir mesaj. Daha mı gelmiş? Diyor ki Mustafa Hocam Antep'e çok geldi. Biz kitap da imzalattık. Burada Ahmet Çelebi ilkokulunda okudu. Ya kadar... Doğru mu? Ben değil ama ablam orada okudu. Ha, öyle mi? Benim henüz yaşım tutmuyordu orada. Ablam o okulda başladı ilkokula. Size kitap imzalatmışlar orada. Çünkü çok gelip gittiğim için şey yaptım. Hatta bir günde sevgili belediye başkanı Fatma Şahin hanımefendiyle çok başarılı beraber, bu arada. Çok çalışkan. Çok başarılı. Ve hakikaten... Seviyor. Şehri evet, de evet. seviyor. Kesinlikle. Çalışmayı da seviyor. Ve biliyor da yani ne yapacağını biliyor. Televizyonumuzun da çok konuğu olmuştur. Kendisine evet. de saygılarımızı iletelim. Kendisine selamlarımızı iletelim. Beraber o eski evlerin içerisinde bir konak yapılmıştı. O konakta bir hatta şu anki İstanbul valimiz de o zaman Gaziantep valisiydi. Ali Bey. O da vardı. Böyle güzel bir akşam hiç unutmuyorum. Yıllar önce böyle bir şey yaşamıştık. Güzellik yaşamıştık. Yani Gaziantep buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Ne kadar güzel. Burada şu buyurun çok hocam. Çok sayıda tarihi eseri var. Çok sayıda şey var ve dün de Kurtuluş Camii diye eskiden kilise olan bir eseri cami olarak yeniden açmışlar, aydınlatmışlar, onu paylaşmışlardı. O da aslında bir kilise fakat Sultan Abdülhamit zamanında yapılmış bir kilise ve Sultan Abdülhamit'in saray mimarlarından,
Sarkis Balyan'ın planlarını çizdiği bir kilise. Şimdi ne kadar enteresan. Yani evet. İstanbul'da saray yapan Balyan ailesinden birisinin Gaziantep'te bir kilisenin yapılması için o dönemde plan çizdiğini. O kilisenin tabii Hristiyan nüfus kalmayınca orasının cami yapıldığını, bugün cami olarak yine Sultan Abdülhamid'in Gaziantep'e bir eser hediye etmiş olduğunu söylesek kim çok inanır buna, yani, değil mi? Yani, sinanırız, izleyenler de inanır. Yani birçok cami falan yaptırmış ama evet. Bir de böyle bir eser. Çok eseri var orada. Yani orada gayrimüslim tebaaya çok zaten faydaları da olmuş. Evet. Öyle bir kısıtlama, baskı da yok aslında, öyle bir din faşizmi yok en azından. Kesinlikle canım, yani bugünkü anlayışa hiç kesinlikle uymayan, yani ne batıda ne doğuda. Bu arada hocam bir virgül, çünkü evet. Diyarbakır dedik, böyle en sevdiğim izleyici. Hani konunun içinde Diyarbakır'dan az önce işte Malazgirt ismini falan bir söylemiştik ya. İşte Kürtçe Melezgirt olduğundan bahsetmiş. O da konumuz değil. Tam sizin az önce anlattığınız Diyarbakır'da yerde kitabeler gördüm demiştiniz evet. Ya. Diyor ki Erkan Bül. Adım diyor Erkan Bül Diyarbakır'dan. Kaldırmışlar mı? Sur içinde Sultan Melikşah Hazretleri'nin kitabesi var diyor. Surun şu üzerinde. An diyor surlar restore aşamasındaymış. Evet sur. Ha. Yani şu anda hatta restore. Ben biraz önce bir fragman geçiyordu bizim programdan önce. O surun resmini orada gördüm. Yani Sultan Melikşah'ın kitabesinin olduğu. Ahlat'la resmi. İlgili bir şey miydi? Seninle konuşurken. Şu evet evet olabilir. Kültür ekranda. Miraslarımız diye kültür, bir. Orada o resim yani hı-hı. Surun üzerindeki kitabe gözüktü. Bir de kayıp mezarı tespit edilmiş. Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Aslan ve kızı Saide Hatun'un o Silvan'da. Diyarbakır'ın ilçesi aha. Silvan'da. Bununla ilgili çalışma yapıldı, araştırma yapıldı. Onu da Diyarbakır Üniversitemiz, Dicle Üniversitemiz yürütüyor. Bildiğim kadarıyla yani demek ki şimdi Selçuklu'nun bıraktığı eserler yeniden gündeme geldi. İşte bu diziler neye yarıyor? Yani bazı insanlar çok hemen eleştiriyor. Ya işte kaşı şöyle olmuş, gözü böyle olmuş. Yok işte o zaman o düğme mi varmış falan. Ya tamam yani bunlar her zaman söylenebilecek şeyler. Söylenirdi ama bakın bu kadar milyon insana siz bir Selçuklu mesajını, bir Melikşah'ı, bir Nizamülmülk'ü, bir Alparslan'ı, Ömer Hayyam'ı, Ömer Hayyam'ı İmam Gazali, yani ne kadar Cezeri'yi. Önemli bir şey yani bunların dizi yoluyla evet. Gündeme getirilmiş olmasına ben ha çok ruhuna ters bir şey olurdu o zaman dersin ki aynen. Ya kardeşim bu da olmaz yani Abdülhamid'e bilmem işte hiç yapmayacağı bir şeyi yaptırsalar dersin ki tamam olmaz ama hani dizi de sanat eseridir. Bir de bu dizi ya, izlenmesi için tabii bir şey, ki bir takım bir şeylerin de olması lazım. Yani en nihayet. Senaryo gereği bazı yoksa şeyler. Yoksa tarihi bir belgesel olur. O da tabii izlenmez. Evet. Evet. Yani o... şimdi geldik bir sürü lafın arasında. Nereye geldik? İlk Müslümanlar. Evet. Şimdi tabii çok tek tek olaylara girmeyelim. Hı. 638 yılı. 638 yılında ilk Müslüman kuvvetleri İyaz bin Ganem komutasında Anadolu'ya Suriye üzerinden geldiler. Kimin dönemi? Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ömer döneminde kuvvetlerini biliyorsunuz işte evet. Ebu Ubeyde'yi bilmem diğerlerini gönderdi çeşitli yerlere. Burada da İyaz bin Ganem Hazretleri geldi Urfa'yı almak istedi. İlk girdiği zaman Urfa karşısına çıktı. Fakat Urfa Kalesi de bir kayanın, bir tepenin üzerine kurulduğu için orayı muhasara edip alma imkanı bulamadılar. Ondan sonra devam ettiler. Yoksa ilk Urfa'yı alacaklardı İslam ordusu. Alamayınca bu sefer devam ettiler Diyarbakır'a. O zaman Amit diyorlardı. Ve orayı kuşattılar. Tabii oranın da surları çok kuvvetli ama neticede düz surlar. Böyle kalenin tepesinde değil. Ve kuşatma sonunda bir şekilde bu gün 33 sahabinin kabrinin olduğu Hazreti Süleyman Camii'nin olduğu yerde şehit düştü bunlar.
savaşırken şey yaptılar ve Diyarbakır İslam ordularının emrine girmiş oldu. Demek ki 1383 senedir Anadolu'dayız. Şimdi bakın 950 yıl diyoruz. Burada 1383 yıl. Yani 400 yıl daha geriye gidiyoruz. Evet. Ya, tamam onlar Türk değildi falan işin o kısmı ayrı ama ben Müslümanlık açısından, İslami açıdan baktığım zaman gördüğüm manzara, kardeşim bir yerde Türk olmanın alameti nedir? Bayraktır, ezandır değil mi? Evet. Bu ikisi varsa Türklük orada bakidir. İslam bayrağı ve ezan-ı Muhammedi 638 yılında okunmuşsa, 1383 sene önce okunmuşsa, orası benim için Müslüman yurdu haline gelmiş demektir. Bir sene sonra 639 yılında da Urfa teslim oldu. Savaşmadan teslim oldu. Ve benim memleketim, öz memleketim Urfa ve Diyarbakır ilk İslam hakimiyetini kabul eden şehirler oldular. Ve Anadolu'da İslamileşme başladı. Yani Türklerin gelmesinden önce de yaklaşık 4 asır Anadolu'da İslam-Bizans mücadelesi yaşandı. Yani şimdi bunu biz sanki ilk defa İslam-Bizans mücadelesi Malazgirt'te olduğu zannedersek, bakın bu da eksik bir tarihi bilgi olur. Ne diyoruz? Daha 638'lerde başladı İslam'la Bizans'ın mücadelesi. Ve bu işte Malatya'ya kadar olan bölge yavaş yavaş İslam hakimiyetine girdi. Sonra bir püskürtüldüler, bir daha geldi, gitti. Selçuklular geldi, bunu devam ettirdi. Nihayet tamamen Anadolu'nun İslam hakimiyetine girişi Osmanlılar zamanında gerçekleşti. Osmanlı, Anadolu'nun tamamını fetheden ilk Türk devleti ve İslam devleti oldu. Bu da ona şeref olarak fazlasıyla yeter, artar bile. Evet hocam. Dolayısıyla o soruyu da bu şekilde evet, cevaplandırmış olalım. Bu arada bir izleyicimiz de şimdi bulabilirsek diyor ki, bu özellikle bunu aslında yardımcınıza da verebiliriz. Sizi çok sevdiğini söylüyor. Sizden bir kitap rica ediyor. Adresini yazmış ısrarla. Mustafa Bey'i çok seviyorum. Özellikle yakın tarih kitaplarından mutlaka istiyorum diye ısrarla selam, sevgi, Malatya'dan Mustafa Hocama selamlar. Öyle Rize'den ya. Selamlar. Bunceli'den selamlar. Mardin dedik, Mardin'den selam. Mardin. Muğla'dan yine mesaj gelmiş. Selamlar. Hocam bunlar da üstümüzde. Eyvallah. Aleyküm selam. Kalmasın. O zaman sizin yarın yayınlanacak olan, yani sevgili izleyenler yarın. Evet. Şimdi şey söyleyelim mi bir yazının başlığını? Dediğim gibi yani Mohaç. Evet. Ağustos zaferlerimizden, Belgrad'ın fethi, kanuni zamanda Ağustos zaferlerimizden, Estergon'un teslim alınması Ağustos zaferlerimizden, öbür taraftan Yavuz Sultan Selim'in Mescid-i Abık ve Çaldıran peş peşe, nasılsa bir gün arayla oluyor da, iki yıl bir gün arayla. İki büyük zafer yine Ağustos ayında. Otlukbeli var, bilmem işte var, oğlu var. Yani Osmanlı'da zafer çok. Hatta rahmetli Kadir Mısıroğlu şey derdi. Ya Osmanlı eğer zaferlerinin bayramını yapsa 365 gün bayram yapması lazım. Doğru mu değil mi? Hele yazın her gün, her dakika. Yani bayramsız günü bir günde iki kere. Böyle bir devlet. Yani anlı şanlı. Büyük. Bir de yani yendiği kuvvetler şimdi anlatacağım gibi öyle yani ufak tefek şeyler değil. Böyle büyük imparatorluklar, çağın büyük devletleri, Memlükler, Safeviler, Batı'da Sırplar, o dönemde çok güçlüler, Bizanslar, İstanbul'un fethi. Bir çağ kapatıp bir çağ açmış hocam, daha ötesi var mı artık değil mi? Eyvallah. O Venediklerle savaşıyorlar, Avusturya ile savaşıyorlar. Yeri geliyor,
Almanya'yla, o zaman Almanya diye çok ayıramıyoruz ama Avusturya, Almanya beraber, evet. Bu büyük bir mücadele, bu inanılmaz bir mücadele. Evet. Aynı zamanda da Hint Okyanusu'nda Portekiz gemileriyle de köşe kapmaca oynuyor bir taraftan bu devlet. Bir taraftan Hazar Denizi'nde gemi yüzdürüyor, bir taraftan Karadeniz'e tamamen hakim olmuş. Yani sadece şu kadarını söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim 1516 yılında Merci Dabık'ta zaferini kazandığında ve arkasından devam edip Mısır'a gittiğinde, Mısır'da Kahire'de ikinci zaferini kazandığında, bu 5 ay içerisinde, yani Ağustos'tan Ocağa kadarki dönem içerisinde kaç ülke fethetmişti biliyor musunuz? Ülkeden bahsediyorum, kaleden, şehirden değil. Ülke. Sayalım. Irak. Irak. Yani Kuzey Irak diyelim. Suriye. Bugünkü Suriye. Ve 402 yıl Osmanlı'nın bir vilayeti Suriye. Devam ediyoruz Ürdün. Evet. Devam ediyoruz işte Lübnan. Devam ediyoruz Filistin. İşgalci İsrail devletini saymayalım. Filistin toprakları. Suudi Arabistan. Ha, Kuveyt, Müveyt, onlar köy o zaman. Geçen programda dediniz ya, hacca giderken bizim toprağımıza geliyor. Hacca geliyorlardı. Hacca geliyorlar yani. Hacca gelinirdi. Bizim, şu anda bile giderken dedim. Evet. Onlar giderken geliyorlar buraya. Evet, onlar geliyorlardı. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar o zaman köy. Yani Osmanlı şeyinde o devirde şeyi bile geçmiyor. Yani esamisi bile geçmeyen yerler. Yemen. Ve Mısır ve Sudan. Kaç milyon kilometre kare? Oho, 13-15 tane ülke. Yani söylerken bile ne kadar kolay. Yorulduk sorun. Evet. Şimdi böyle bir şey, bir kılıç darbesiyle adamın fethettiği ülkelere bakın. Yani birçoğuna vizesiz gidilmiyor şimdi. Evet. Şimdi Yavuz Sultan Selim hakikaten müthiş bir zamanlama ustası ve en uygun zamanı, en keskin tedbirleri alarak ve en az zayiatla en büyük kazancı elde etme ustası. Hatta bu şeye, Belgrad'ı almak için bir hazırlık yaptırıyor. Bu geçiyor Hoca Saadettin Efendi'nin tarihinde. Tabii donanma hazırlanacak. Henüz Osmanlı donanması Barbaros dönemindeki şeyde değil. Hazırlıyor. Şeyden dönülmüş. Mısır'dan dönülmüş. Hele diyor şeyden, tamam padişahım, donanmamız hazır. Emrinizi bekliyoruz diyor. Yavuz Sultan Selim Aynalıkavak Kasrı'nda oturuyor. Diyor ki şunları bir geçirin bakayım benim gözümün önünden, şöyle bir geçit resmi yapsın donanma. Donanma böyle geçiyor. İşte birkaç tane top atıyor, bilmem ne yapıyor filan. Diyor ki siz korsan yuvası zapt etmeye mi gidiyorsunuz? Belgrad Kalesi'ni fethetmeye mi gidiyorsunuz? Bunlarla siz Belgrad'ı alamazsınız. Doğru dürüst hazırlık yapın. Bakar bakmaz adam görüyor şeyi. Yani demek ki o hazırlığı tam yapıyor ve vurduğu zaman işte 10 ülke birden fethediyor, geliyor adam. Yani 10 ülkeden bahsediyor. Demek ki nasıl bir bakış açısı varsa görür görmez de o ordunun hazır olmadığını da anlıyor. Anlıyor. Yani gemilerin geçişinden diyor ki olmaz diyor. Bunlarla siz alamazsınız. Efendim hazır, işte şöyle yaptık böyle yaptık, yok diyor. Bu korsan yuvası ele geçirirsiniz, zapt edersiniz bunlarla diyor. Siz bana diyor. Bu da müthiş bir zeka bir tarafta. Evet. Korsan yuvası mı şey yapıyorsunuz, almayı teklif ediyorsunuz. Ben diyor size Belgrad'ı alacağım ki Belgrad'ın fethi de öyle şey değil. Fatih Sultan Mehmet'in başı önünde döndüğü tek kare Belgrad. Fatih Sultan Mehmet gibi birisi alamadı. Niye? Çünkü Tuna ve Sava nehirlerinin arasında, iki nehir arasında Tuna'dan kuşatıyorsunuz, Sava'ya gidiyorlar, oradan yardım geliyor. Sava'dan kuşatıyorsunuz, Tuna'dan yardım geliyor. İkisinin de tam böyle birleştiği yerde. Hatta Fatih Sultan Mehmet öyle bir şey yaptı ki
İstanbul'un fethinde az önce arada konuşuyorduk. İşte gemileri karadan yürüttü mü yürütmedi mi? Yahu Tuna Nehri'ndeki gemileri Sava Nehri'ne aktardı ya. Karadan yürüttü, orada da yürüttü. Sadece burada değil. Belgrad'da, bakın ben açıklıyorum, Belgrad'da. Baktı ki tek taraftan gemilerle kuşatmayla bu iş evet. olmuyor. Öbür taraftan Sava'dan da kuşatılması lazım. Fakat oraya gemileri başka türlü geçirme şansı yok. O zaman iki nehir arasına ahşap bir köprü kurarak buradan öbür nehire aktarttı. Bakın İstanbul'un kuşatmasında yaptığı operasyonu Belgrad'da da yaptı. Yani öyle bir seferlik yapılmış bir şey değil. Bir de yine Mora Yarımadası civarında bir şeyde de bunu yaptı. Yani üç defa yaptı bunu. Yani tesadüfen İstanbul'da yapmış falan değil. Bazıları ona da inanmıyor biliyorsunuz ama aklı basmıyor insanların. Üç defa bunu gerçekleştirdi. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'in bu zamanlama, planlama ve hedefine kilitlenme özelliği ve vurduğu zaman neticeyi kesin alma özelliği bence ayrıca şey yapılmalı. Dünya strateji tarihi kitaplarında falan zaman zaman görüyorum bunları. Ve Yavuz Sultan Selim'in yani hakkında bir kitap yazdığım için çok ayrıca da bir gün konuşuruz böyle. Bu eski baskısı gerçi ama şöyle bir evet gösterelim şey var. Rica edelim arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Oturuyor. Sefere çıkmadan önce herkese soruyor. Ne yapalım? Herkes fikrini söylüyor. En son bütün konuşulanlardan bir hülasa çıkartıyor. Sefere çıkılacaktır. Kararını veriyor ya da çıkılmayacaktır neyse. Ondan sonra artık kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Şimdi bizim tarihimizde Kutul-i Amare'yi mesela niye biz 100 sene unuttuk? Değil mi? Unutulmuş evet, böyle onlarca belki yüzlerce kahramanımız, zaferimiz. Bilinmeyen zaferlerimiz. Bilinmeyenlerimiz var, unuttuklarımız var. Şimdi bunları araştırmakla bitmiyor. Yani bunlar o kadar çok ki. İşte bunlardan bir tanesi. Hani o Vadi-i-Seyl zaferi. Vadi-i-Seyl zaferi nerede oldu? Fas'ta oldu. Bakın Osmanlı ordusu Fas'ta bir meydan muharebesi yaptı. Kasrul Kebir ya da Alcazar Kibir şeylerin verdiği isimle, Portekizlerin verdikleri isimle onların hep Arapçadan çevirmedir onlar. Biz El Kasr demişiz, onlar Alcazar. Alcazar hapishanesi mi var? Alcadras da galiba, öyle bir şeydi galiba. Alcazar bir hapishane mi var? Bir, evet. Bir şeyler var. Neyse, bunlar hep Arapçadan dönüştürülmüş şeyler. Fas'ta zafer kazanıyoruz. Fakat o kadar uzak bir yer ki demek ki bizim tarihçilerimizin ufkuna girmiyor. Kasr-ı Kebir yahut Vadi-i-Seyl zaferi. Şimdi bu zafer şu. Maalesef Türkiye'de bazı muhafazakar tarihçiler Osmanlı'yı bazen aşırı derecede yüceltir, bazen de onun başarılarını Batı karşısında küçümseyen bir tavır sergilerler. Şimdi ismini vermeyeceğim, rahmetli oldu. Çok da sevdiğim bir insandı. Fakat bir gün bana, hatta bulunduğumuz bir toplulukta, şöyle bir ifade kullandı. Hala içimde hicran yarasıdır. Dedi ki, Osmanlı Cebeli Tarık'tan dışarıya kafasını uzatmamıştır. Çıkmamıştır. Hep Akdeniz'de kalmıştır. Merak da etmemiştir. Dışarıya da çıkmamıştır. Sonraki yıllarda okumaların devam ettiği zaman şunu gördüm ki Osmanlı Cebeli Tarık'ı bırak. Cebeli Tarık'tan çıkmayı bırak. İzlanda'ya gitmiş. İzlanda'ya. Daha yukarıda İngiltere'nin de kuzeyinde
Değil mi? Evet. İzlanda, işte Iceland dedikleri şeyde 17. yüzyılda Cezayirli bizim akıncılar İzlanda'ya sefer yapıyorlar ve oradan esir alıyorlar. Getiriyorlar. Cezayir'de bunlara bir kampa koyuyorlar. Ve İzlanda'dan fidye gönderilmesini istiyorlar. Geri almak istiyorsanız fidye gönderin, yoksa biz bunları satacağız, esir olarak satacağız diyorlar. İzlanda'ya baskın yapıyorlar. Bunu da nereden biliyoruz? Meğer bir İzlandalı rahip Egilson isminde, Olaf Egilson isminde İzlandalı rahip, esir alınanlardan bir tanesi. Beraber geliyor Cezayir'e. Ondan sonra orada bekliyorlar. Fakat bir türlü İzlanda'dan, Danimarka'ya bağlı o zaman, Danimarka kralı para göndermiyor. Bunları kurtarmak için kimse harekete geçmiyor, kılını kıpırdatmıyor. O zaman bu rahip diyor ki, ya bana müsaade edin, yanıma birkaç tane de şey verin, gideyim ben onları ikna edeyim. Yoksa burada bunlar perişan olacaklar. Satılmalarını da istemiyorum bunların. Tekrar memleketlerine dönsün. Adamı geri gönderiyor bizim Cezayirli denizciler. Hı hı. Gidiyor, orada kralı buluyor, kralı ikna ediyor ve paraları getiriyor. Onlardan fidyelerini ödeyip serbest bıraktırıyor. Onlarla geri dönüyor. Ve döndükten sonra hatıralarını yazıyor. Danimarka dilinde hatıralarını yazıyor. Oradan biliyoruz bu hadisenin yaşandığını. Fakat bu gelen ve Osmanlı'ya esir düşen İzlandalı denizcilerden iki tanesi geri dönmüyor. Diyorlar ki burası bizim babamızın evinden daha iyi. Ne kadar güzel, bize kimse kötülük etmiyor, şey yapmıyor. Osmanlı da onları alıp Müslüman da oluyorlar. İşte Murat ismini alıyor bir tanesi. Osmanlı denizcileri arasına karışıyorlar. Hatta bunları İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da bunlara ödüller veriliyor, madalyalar takılıyor. Bayağı bir büyük imkanlara kavuşuyorlar falan. Adam bunları, Olaf Egilson, hatıralarını yazıyor. Şimdi o rahmetli olmuş olan işte yazarımız, hı hı, hani Cebeli Tarık'tan dışarıya çıkmadılar sözünü söylüyor. Bu yüreğimde bir yara. Yani şimdi İzlanda'ya giden bir devletin Cebeli Tarık'tan çıkmadan gitme şansı var mı yani oraya? O kadar da karadan kaydırılmaz o gemiler. Yani İngiltere'ye, Manş'tan geçecek, İngiltere'den tünel mi kazacak, nasıl gidecek yani? Öbür tarafta şimdi bu Fas'a gelelim. Şimdi Fas, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı'ya bağlandı. Cezayirli Sarih Paşa, Cezayir Beylerbeyi Sarih Paşa, Faslılarla anlaştı, dedi ki bak, Portekizliler burayı işgal edecekler. Portekizlilerden bizi koruyacak hangi devlet var burada aramızda? Tunus'un hali ortada, Cezayir'in hali ortada. Sizin haliniz ortada, bize kim sahip çıkacak? Kendi imkanlarımızla bunlara, çünkü denizcilikte Portekizliler artık Hint okyanusuna falan, evet, gidip gelmeye başladıkları için büyük gemiler yapmışlar. Oradan da büyük miktarda sömürdükleri için Hint okyanusundaki liman şehirlerini zenginleşmişler ve gemi teknolojisinde bir adım öne geçmişler. Bunlara karşı direnme şansımız yok. Onun için diyor, Osmanlı Devleti'ne sizi dahil edelim. Cezayir biliyorsunuz Barbaros Devri'nde katıldı. Ve Fas da Osmanlı Devleti'ne, o zamanki sultanı katılıyor ve Osmanlı Devleti'nin himaye ettiği devletlerden birisi oluyor. Başı rahat ediyor. Fakat Kral Sultan Abdullah vefat edince onun oğlu Muhammed Portekiz yandaşı istiyor ki gelsin. Portekiz'de para var, bilmem ne var falan filan. Demek ki kandırmışlar onu da. Ve Portekiz yandaşı bir politika izliyor. Onlara imkanlar sağlıyor falan filan. Fakat diğer iki kardeşi var, amcası var. Bu iki amcası, Abdülmelik ile Ahmet.
Bu iki amcası bu politikaya karşılar ve İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'da 3. Murat devri. Diyorlar ki biz Fas'ı kaybedeceğiz, siz de kaybedeceksiniz. Portekizler oraya yerleşecek, o zaman buna mani olamayacağız. Onun için biz size vergi vermeyi kabul ediyoruz. Asker vermeyi de o bölgede bir operasyon yapacağınız zaman kabul ediyoruz. Bize destek verirseniz Portekiz'in gelmesinden önce Fas'ın başına bizi geçirin. Biz de burada sizin himayenizde hüküm sürelim. Evet. Osmanlı Devleti buna olumlu bakıyor ve Ramazan Paşa isminde o zamanın Cezayir Beylerbeyi'ni İstanbul'a çağırıyor ve İstanbul'da bu iki taht varisiyle birlikte Fas'a gönderiyor. Tanca kıyılarına yakın bir yerde. Tanca biliyorsunuz, harita varsa arkadaşlar yansıtabilir. Bir tarafı Akdeniz'de, Cebeli Tarık Boğazı da zaten Tanca'nın uzantısı. Öbür tarafı da Atlas Okyanusu'nda. Yani tam böyle köşe. Bu tarafı Akdeniz, Cebeli Tarık'tan çıkıyorsunuz. Atlas Okyanusu ikisinin köşesinde. Buraya asker çıkarıyorlar. Bu Portekiz yandaşı Muhammed'in kuvvetlerini yeniyorlar. Bunun üzerine o Portekiz yandaşı 3. Muhammed Portekiz kralından yardım istiyor. Bana destek ver, bu Osmanlıları yeneyim, seninle beraber burada iş yapalım. Bunun üzerine Portekiz kralı Sebastião hazırlıklara başlıyor. Fakat kuvvetlerine güvenemediği için o zamana kadar rekabet halinde olduğu İspanya'dan da yardım istiyor. İspanya da ona kuvvet veriyor. Almanlardan yardım istiyor. Fransızlardan, yani bir Haçlı papalık da yardım ediyor. Bir Haçlı donanması gibi bir donanma kuruluyor. Ve bunlarla onlar da Tanca'ya Atlas Okyanusu tarafından çıkarma yapıyorlar. Bu çıkarmada kuvvetlerini çıkarıyorlar ve donanma, armada Atlas Okyanusu kıyısında bekliyor. Osmanlı donanması da Cebeli Tarık'ın oralarda üstlenmiş durumda. İki taraf savaşacak. İşte bu Vadi-i Seyl dediğimiz yerde bir savaş düzeni alınıyor. Orada Osmanlı kuvvetleriyle bu Haçlı kuvvetleri arasında bir kara savaşı başlıyor. Ve bu kara savaşında yaklaşık kendisinden bir %50 daha kuvvetli bir ordu getirmiş olan Haçlılara karşı Osmanlı bir zafer kazanıyor. Böylece Portekiz'in Fas'a yerleşmesinin önüne geçildiği gibi devam ediliyor. Bunun bir de deniz cephesi var. Deniz cephesi de herhalde bulamadı arkadaşlar Tanca'yı. Harita hala gelmedi. Şimdi Zeyd halleder onu. Hmm. Tanca, hatta bu şey var, Türkiye'de markalar falan bile var. Hani o orada olanlar. Bunun arkasından düşman, yani Portekiz kuvvetleri denize doğru kaçıyorlar. Yani Osmanlı ordusu Ramazan Paşa'nın. Bakın, Ramazan Paşa'yı bilmiyoruz. Ya böyle bir krala karşı zafer kazanmış bir paşa ya. Bu kral yenmiş, Portekiz kralını yenmiş. O zaman Portekiz, dediğim gibi, Hindistan'ı fethetmekle uğraşıyor. Ele geçirmekle uğraşıyor. Yani bütün o Vasco da Gama'lar, bilmem şunlar, bunlar hep Portekiz. Önemli bir ülke sonuçta. O zamanın dünyanın en büyük donanmalarından bir tanesine sahip. Yeniyoruz, askerler kaçıyor, gemilere doluşup hani İzmir'den denize döktük falan diyorlar ya, orada aynen bu oluyor. Fakat Osmanlı donanması, hani Cebeli Tarık'tan kafasını dışarı çıkarmamış denilen Osmanlı donanması, Cebeli Tarık'tan çıkıp Atlas Okyanusu'nda bu donanmanın üzerine saldırıyor. Ve orada bu donanmayı baskın yaparak mağlup ediyor, batırıyor bir kısmını. Ve çok sayıda asker, Haçlı askeri denize düşüyor. Denizlerden 500 tane askeri topluyorlar, esir alıyorlar.
Ve neticede Vadi-i-Seyl büyük bir zafer olarak Osmanlı tarihine yazılıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Evet, Tanca, işte şu alt kısım. Kalkayım mı? Evet, buyurun, buyurun. Yani şu Cebeli Tarık'ın şurası Tanca. Atlas Okyanusu tarafı burası, Akdeniz tarafı burası. Yani iki şeyi var. Osmanlı donanması burada. Şey donanması, Haçlı donanması burada. Buradan yendiler. Düşman sahile doğru kaçıp askerler denizde bekleyen armadanın içine doluştular. Tam kaçmak isterken Ramazan Paşa'nın emriyle Osmanlı kuvvetleri çıktı ve onlara bir baskın düzenledi. Onlar da telaş içinde onları bir taraftan almaya çalışırken işte bu baskında okyanusta bir savaş kazandık. Yani hani okyanusa çıkmadı denilen Osmanlı orada Tanca kıyılarında bir deniz savaşı da kazandı. Hem kara hem deniz savaşı. Böylece ne oldu? Portekiz dünya tarihi sahnesinden ikinci lige düştü. Kuvveti şey yaptı ve orada kral Sebastio ölüler arasında bulundu. Muhammed o da orada öldürülenler arasında o yandaş olan öldürülenler arasındaydı. İstanbul'a gelip yardım isteyen Abdülmelik yani Osmanlı'nın sultan yaptığı Abdülmelik de hiç tahmin etmiyordu. Hiç böyle bir başarı hayal etmiyordu demek ki. O kadar heyecanlandı ki kalbi dayanamadı o da orada. Vefat etti. Geriye bir Ahmet kaldı. Yani bir anda şey boşaldı. Onun için buna Üç Kral Savaşı derler Batılılar. Yani Sebastio, Muhammed ve Abdülmelik üçü de orada bulunduğu için Üç Kral Savaşı deniliyor. Üç kralın beraber şey yaptığı. Dolayısıyla ondan sonra Ahmet artık tahta çıkacak ve Fas Osmanlı hakimiyetinde kalacak. Şimdi İspanya bunun üzerine bakacak ki Portekiz artık güçten düştü. Kral varis bırakmadan öldü. Yani kendi soyundan gelen birisi yok. Ve Portekiz çökme dönemine girdi. İspanya Portekiz'i yuttu. Bu Felipe döneminde. Portekiz tarih sahnesinden o büyük, daha gidip de Hindistan'ı bilmem nereye ele geçirmeye kalkan Portekiz, Vadi-i-Seyl'de indirdiğimiz darbeyle tarih sahnesinden silinmeye başladı. Ve böyle bir zaferi biz unutuyoruz. Serkan. Hiç. Çok da güzel anlattınız. Öyle mi? Yani zaten film gibi. Zaten bilgi harika ama çok da güzel anlattınız film gibi gerçekten. Eyvallah. O zaman bir kısa reklam arası verelim. Peki. Hem bir soluklanın, biz de suyumuzdan içeriz. Reklamdan sonra da kaldığımız yerden devam ederiz sevgili izleyenler. Bugün reklamlar arası bize çok yaradı, bana çok yaradı. Sohbet, beslendik, kitaplardan bahsettik. Bu arada çok şimdi kitap bahsettik, her şey o kadar tevafuk nasıl denk geliyor? Bir izleyicimiz demiş ki Nermin Hanım, hocamın diyor okumamızı tavsiye edeceği kitap var mı? Birkaç dinleyicimiz daha, izleyicimiz daha yazmış. He. Diyor ki hocam bizlere hangi tür kitaplar, yazar, kitap önerisi var mı? O zaman şöyle diyelim. Yani mesela yanımda bir kitap var. Onu göstereyim. Tabii bu baskısını bulamayabilirsiniz ama başka yeni baskılarında vardır. Yılmaz Öztuna'nın Türk tarihinden yapraklar. Yakın çekim yapabilirse arkadaşımız bir kitaba tarihinden yapraklar. Türk tarihinden yapraklar. Bu kitabın yeni baskısı da var benim bildiğim. Hı hı. Burada şöyle bir özelliği var bu kitabın. Tamam akademik bir kitap değil. Fakat akademik bilgiye sahip bunu popüler bir dille ifade edebiliyor. Mevzulara hakim. Aynı zamanda bir yorum da yapıyor. Tarihçilerin genelde kaçındığı şey o yorumdur. Yılmaz Öztuna mesela burada daha Türk tarihinin Ergenekon destanından, Kürşat ihtilalinden başlayıp işte son işte Şehzade Mehmet'in düğün merasimine kadar böyle yapraklar yani üçer beşer sayfalık her bölüm tadımlık. Evet. Tarihe bir
pencereden bakıyorsunuz, çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz, harika, çıkıyorsunuz. Tatlı bir anlatım. Bu tip kitapları tavsiye ediyorum, mutlaka ediyorum. Niye? Çünkü şimdi ben 10 ciltlik, 15 ciltlik Osmanlı tarihi okuyun desem, herhalde bu okuma hevesi olan insanların da hevesi yarıda kırılır. Çünkü zor bir iştir büyük kitap okumak. Bunlar hele hele bu çok hızlı iletişimin yaşandığı bir çağda bunları okumak ister insanlar ama okuyamazlar. Onun için eğer böyle çok geniş vaktiniz yoksa böyle kısa kısa 3 sayfa, 5 sayfa, 7 sayfa şeylerden bahseden kitapları tavsiye ederim. Onlardan bir tanesi de bu elimdeki Türk Tarihinden Yapraklar. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tarih, tarih felsefesine girmiş olacağız burada ister istemez. Kolay kendisini ele veren bir disiplin, bir bilgi yığını değil. Bilgi yığını olarak tarihi görmeyelim. Tarihin nasıl olduğunu ben genelde talebelerime şöyle anlatıyorum. Tarihçi çıkıyor, bir balıkçı gibi düşünelim tarihçiyi. Balıkçı bir ağ yapıyor. Şimdi ağın sıklığı, genişliği, sağlamlığı, kuvveti, ne kadar büyük olup olmadığı, evet, bütün bunlar avlayacağı balıkların veya deniz canlılarının miktarını, niteliğini etkiliyor, değiştiriyor. Onun için çeşitli tarihçileri okuyarak, yani sadece beni okuyarak da bir karara varmayın, onu demek istiyorum. Çeşitli tarihçileri okuyarak kendinize, evet, en uygun, yani bir oradan okuyun, bir öbür taraftan okuyun, bir buradan okuyun, kafanızda okurken bir resim çıkmasını sağlamaya çalışın ki o meselede bir karar verici noktasına gelebilirsiniz. Ama bunun için de herkese hasaten tavsiye ettiğim devamlı okunması. Kesinlikle. Devamlı okunması. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Resulü Kibriya Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şunu tavsiye ediyor. Namazın az ama devamlı kılınanı makbuldür diyor. Tabii az derken 5 vakitten azı kastetmiyor. Ama ne bileyim işte nafilesi, işrak namazı, bilmem teheccüd namazı kıldın sonra bir ara bıraktın. Diyelim ki 6 ay ara verdin, 1 sene ara verdin. Olmadı. Ne onu yap ne onu yap. Sen önce şu vakit namazlarını düzgün bir şekilde kıl. Diğerlerini kılabiliyorsan onun üzerine ilave et. Ama devamlı olması önemli. Niye? Çünkü her gün 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkıp Allah'ım ben bütün kusurlarımda huzurundayım. Sana itaat ediyorum, sana taatimi bildiriyorum, sana selamımı, tekmilimi bildiriyorum diyeceksin ki bu yolda yavaş yavaş ilerleyeceksin. Devamlı olması önemli. Antrenman halinde olmak. Hani bazı futbolcular böyle iyi antrenman yapmadan oyuna giriyorlar ya böyle oyuncu değişirken. Bir bakıyorsun bir koşuyor sonra sakatlanıp bir daha çıkıyor adam. Niye? Çünkü vücudu antrenmanını iyi yapmamış. Kondisyonu yerinde değil ve ona alışkın değil. Hemen bir menisküs yırtılması, yok bilmem şudur budur, bir takım sıkıntılar yaşıyor. Onun için sadece tarih için demiyorum, devamlı okuma halinde olmak, evet, zihni canlı tutuyor. Bu aynı zamanda yaş da mühim değil. 15 yaşında olabilirsiniz, 75 yaşında olabilirsiniz. Hatta yaşlı olduğunuzda okumak daha iyi bir şey. Yani benim babam gözleri görmez oluncaya kadar rahmetli, 90 küsur yaşına kadar hiçbir şeyi okuyamasa Kur'an okuyarak okuma faaliyetini devam ettirdi. Ve o onun hafızasını canlı tuttu. Ne zaman ki okuyamaz hale geldi, gözleri iyice göremez hale geldi, hafızası ondan sonra hızla gerilemeye başladı. Demek ki hafıza ve beyin çalıştırdıkça kendisini yenileyen, rektifiye eden, canlandıran, rehabilite eden bir organ.
Yani dinlendirmekle, dinlendirmek onun aleyhine. Bir şey koymadığınız, koymamak, bir şey eklememek beyin için faydalı değil. Onun için zaman zaman ben programlarda işte şu kitap diyorum, bu kitap diyorum, bir şey gösteriyorum. İşte Zaferlerimiz diye mesela böyle bir Çamlıca Basın Yayın'ın bir kitabı var. Mesela güzel, ben bugün programa gelmeden dedim bir hafızamı yoklamak için şöyle bir bakayım. Resimler var. İşte bunları not alın. Bazen sosyal medya hesaplarımda okunması gereken kitaplar diye bir harika liste yapıyorum. Onları şey yapın. Daha ne yapalım yani? Canımızı mı verelim daha? Evet yani. Yeter ki okuyun. Yeter ki bir şeylerle ilgilenin. Hocam bu arada yine çok ilginç. Bugün ne konuştuysak önümüze çıktı. Çok da güzel oldu. Çalışma hayır arkadaşımız var spor biriminden. Spor sunucumuz Nesim Bayazıt. Nesim kardeşimiz bir fotoğraf gönderdi. Size de sevgi ve selamları var. Selam. Az önce biz yayın yani reklam arasında Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabınızdan bir sohbet ettik kısa. Çok ilginç. Fotoğraf attı Nesim kardeşim. 8 Mart 2015'te Nesim kardeşimize bu kitabı imzalamışsınız. Aa, sizin imzanızın da bir fuarda mı karşılaşmışız acaba? Onu bilmiyorum. Zannediyorum bir Mart fuarda bir yerdedir. Size de çok gösteririm de birazdan. Söylüyorum. Kardeşimize ben de bir kitap hediye tavsiye edeyim. Reklam arasında konuştuk. Eğer öykü sevenler varsa Mopazan tarzı öyküleri okusunlar. Ay Işığı, Bir Yaşam böyle ilk aklıma gelenlerden okuyabilirler. Evet yani bir hikaye kitapları içerisinde benim son zamanlarda gençliğimde de okumuştum ama şimdi tekrar dönüp okuduğumda korkunç bir gerçekçilik var. Yani Mopasan yani yazılışı biraz Fransızca Mopassant, tuhaf. Fransız. Mopassant falan diye yazılıyor ama şimdi bunlar tabii kolay yetişen adamlar değil ve çok sancılı bir insan. 1850'li yıllarda doğmuş ve büyümüş. Evet. En zor dönemler. 40 küsur yaşında intihar ediyor. Evet. Akıl hastanesine kapatılıyor ve orada 1890 küsur yılında o kadar çatışmaları görüyor. Dünyadaki ikiyüzlülükleri. İntihar eden çok yazar var hocam. Riyakarlıkları değil mi? Falan. Kafayı sıyıran, intihar eden. İşte tabii Ernest bunlar, Hemingway. Bunlar insanlığın bir bakıma paratoneri diyorum çok ben. Çok ilginç. Onlardaki o şeyleri. Yine Fransız Romain Gary miydi? Romain Gray miydi yine intihar eden? Hatta başka bir isimde kitap çıkartıyor. Sonra intihar ettikten sonra da bir not yazıyor. Çok eğlendim, teşekkür ederim diye. O çok enteresan yazarlar var. Öldükten sonra tespit edildi. Tespit ediyor yani. Yazıyor notu, öldükten sonra çıkıyor. Adam not yazmış. Sahte olduğu evet. Sahte olduğu mu çıkıyor sonra ortaya yoksa? Yani yok, sahte bir isimle yani takma. Evet. Sahte bir isimle yazdığı sonradan almış. Hatta ödül alıyor. Ödüle bir yayıncısını gönderiyor. Ve o dönem edebiyat eleştirmenleri şey diyor, ismini unuttum işte, fake isimle çıkarttığını. Diyorlar ki bu Romain'den daha iyi. Romain artık demode. Bu yani takma isimle yazdığı kitap kendisinden ünlü oluyor. Daha güzel oluyor. Çok yani enteresan. Evet. Kierkegaard da önerebiliriz okumak isteyenlere. Evet. Ama edebiyat isterseniz bir gün edebiyat tarihi üzerine de konuşalım. Harika olur. Yani sanat tarihi, edebiyat tarihi. Çünkü tahsilim esas edebiyatla başladı. Çok güzel olur. Edebiyat tarihi üzerine. Devam edersek bir gün tekrar program yaparsak bunu not alıyorum. Çok da keyifli olur. Hocam programın sonuna geliyoruz ama büyük zaferler dedik Moaç'tan, Mercid Abık'tan ya da hangisinden bahsetmek isterseniz o kadar çok zafer var ki. Sultan Selim'den biraz bahsettik. Kanuni Sultan Süleyman'dan isterseniz kısa bir bahsedelim. Tabii Moaç ve Belgrad. Belgrad, dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'in alamadan geri döndüğü, hatta bir mızrak ya da tüfek isabetiyle gazi olduğu. Yani Fatih Sultan Mehmet gaziydi aynı zamanda. Hı hı. Çünkü o kadar kendisini kaptırdı ki savaşa, bizzat kendisi kılıç elde düşmanın üzerine hücum etti. O sırada bir ya tüfek kurşunu ya da bazıları mızrak falan diyorlar. Vücuduna isabet etti, ayağına. Gazi oldu Fatih Sultan Mehmet. Buna rağmen Belgrad'ı alamadı. Yani dediğim gibi o operasyonu yaptı. Nehirler arasında gemileri karadan yürüttü bir daha. Ama ne yaptıysa o zamanki gücü ona yetmedi Osmanlı'nın. Ve çok üzüldü. Yani Fatih gibi böyle dirayetli, koparan bir
komutanın başı önünde döndüğü iki şey var. Burada bizzat komuta etti, ikincisi de bu Akdeniz adalarından Rodos. Rodos'u da Mesih Ahmet Paşa'yı gönderdim. O da orayı alamadan geldi. Şimdi bakın, Fatih Sultan Mehmet iki başarısızlıkla hayatını tamamladı, kariyerini tamamladı. İki yeri alamadı. Hı hı. Bir kare, bir de Belgrad. Birisi ada, birisi Rodos. Yarımada bir nevi. Rodos da 1522'de galiba alınıyor değil mi? Evet. Şimdi Yavuz Sultan Selim, az önce ne dedim? Mercidabık ve Çaldıran'dan sonra Belgrad'ı almaya karar veriyor. Belgrad ve Rodos hala Osmanlı'nın gündeminde. Yani defterde hala alınacaklar listesinde var. Yavuz Sultan Selim donanmayı yetersiz buldu. Ama ertesi senede kendisi hastalandı. Çorlu yakınlarında bir yerde çok dramatik onun da son anları. Öyle artık bir gün inşallah 2 hafta sonra vefat yıl dönümü geliyor. Özel bir yayın yapmak gerekir. Bir Yavuz Sultan Selim programı yapalım. Orada o son anlarını hep beraber almaya ve anlatmaya çalışalım. Yavuz Sultan Selim'den de geçti. Bakın, Fatih'in alamadığı iki kale. Osmanlı unutmuyor. Ne oldu? Kanuni geldi. Bakın dikkat edin. Kanuni'nin tahta çıktığı 1520 yılı. 20. İlk seferi neresi? Rodos. Rodos. 2 sene sonra hemen tahta çıkar çıkmaz orayı planlamış. Arkasından da Belgrad. Bakın unutmuyor. Miras gibi değil mi? Miras gibi değil aslında, miras zaten. Dedemin önünden, başı önünde ayrıldığı bu iki yeri fethetmek benim boynumun borcudur diye hemen şey yapıyor ki genç, daha 20'li yaşlarındayken bu şeyin içine giriyor. Ve Rodos'ta kış geçiyor üzerlerinden bir adada. Şimdi mülteciler gibi çadırda yaşıyorlar. Alacağım diyor buradan, almadan Rodos'tan dönmeyeceğim diyor. Ya sen koskoca padişahsın, git sarayında otur, ne işin var Rodos'ta? Bir ada alacaksın sonra. Hayır. Bakın o genç yaşta, hani diyorlar ya zevk-ü sefa bilmem ne, ya bir insan ya gençliğinde zevk-ü sefa içinde yaşar ya yaşlılığında. Yani bir insanın şeyi, gidişatı bu ikisinde belli olur. Evet. Yani yaşlılığında artık benim dinlenme zamanım geldi der. Emekli olma zamanım ki. Yaşında ziget var diye bir sefer var hocam. Orada ziget bana çıkıyor 70 yaşında. 20 yaşında da hala kale fethetmeye uğraşıyor. Gençliğini yaşaması. Zaten sarayda 2-3 yıl falan kalmış büyük ihtimalle zaman, o kadar evet. Seferden sefere. Biz o sarayı büyüttük. Sanki bütün hayatı sarayda geçiyormuş gibi yaptık. Ondan sonra Belgrad'a odaklandı ve Belgrad'ın fethini, ki ikisi de çok zor fethedilen yerlerdi, aldı. Sonra Mohaç geliyor. Mohaç dünya tarihinde en kısa sürede kazanılan zaferlerden birisi, en kesin sonuçlu zaferlerden bir tanesi. Ve Avrupa'nın dengesini değiştiren bir savaş. Macaristan Mohaç'ta 1,5 saat içinde, çoğu zaman böyle gençler anlasın diye, bir futbol maçı süresinde diyorum. Bir futbol maçı seyredeceğiniz sürede bir devleti toprağa gömdü. Orada bu zaferi bir futbol maçı süresinde kazandı. 29 Ağustos. O da yine Ağustos zaferlerimizden birisi. Bugün. Bugün 28 mi 29 mu ya da gireceğiz galiba. Ya, evet. 28 mi bugün ayın kaçı? Bakalım hemen. 28 Ağustos, yani yarın Mohaç Zaferi'nin de yıl dönümü. Evet. Mohaç'ı da bu şekilde konuşmuş olalım. Burada planı falan da var ama onu Tuna Nehri'nin kenarında. Şimdi büyük bir şeyle Osmanlı ordusu yine şöyle bir taktik
şey yapıyor. Önde zayıf askerleri, yani yeterince kuvvetli olmayan askerleri öne sürüyor. Bunun arkasından daha, hani Azep askerleri falan deniliyor buna. Arkasından daha kuvvetli askerler ve en arkasında da top ve şeyler, bataryalar. Bunlar sayesinde bataklığa doğru Macar ordusunu sürerek ya ölü ya yaralı ya da bataklığa batmış bir vaziyete getiriliyor. Dolayısıyla bu Mohaç savaş tarihinde bile... Bir de Osmanlı'nın gücünü göstermek açısından da Avrupa'ya çok önemli. Literatüre girmiş olan bir zafer. Ve bu Macaristan'ın yıkılışı başlıyor şeyle birlikte. Ondan sonra Macaristan üçe bölünecek. Osmanlı giderek büyüyen bir parçasını alacak. İşte Avusturya, Avusturya ve Venedik arasında Macaristan bölünecek. Uzun zaman bu şeyde kalacak ve yıllar sonra bir Macar başbakanı, şimdi ismini Pal bilmem ne diye bir adam, bir açıklama yapıp şöyle bir şey dedi. Yani iyi ki Osmanlılar bizi işgal etmiş. Eğer Osmanlılar işgal etmeseydi bizim şeyimiz, dinimiz değiştirilecek, hani Katolik iken Protestan yapılacak ve dilimiz unutturulacak. Bize ait birçok şeyi unutmuş olacaktık ama Osmanlı sayesinde, o millet sistemindeki o adalet sayesinde biz dinimizi yaşadık, dilimizi koruyabildik. Osmanlı'nın hakim olduğu Macaristan topraklarında biz kendi kültürümüzü, kendi dinimizi muhafaza etme imkanını bulduk ama diğerlerinde bunu bulamadık. Şimdi bunu da burada söyleyelim. Avrupa'da 17. yüzyılda, 18'de de bu devam etti, 16'da da devam etti. Birbirlerini işgal ettikleri zaman, bunlar diyorsunuz ki mesela dışarıdan bakınca işte hepsi Haçlı, hepsi Hristiyan, Hristiyan ama bunların kendi içinde mezhepler var. Yani işte Protestan, Katolik, Ortodoks, çeşitli mezhepler var. Bunlar kendi içinde savaşıyor ve Almanlar Çekoslovakya'yı işgal ettikleri zaman White Mountain, Akdağ Savaşı diye bir savaşta Çekleri yendiler ve Çekleri yendikten sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Çekoslovakya'daki bütün kitapları topladılar kütüphanelerden ve kiliselerden. Ve bir meydana topladılar daha 1670'ler falan, Hitler'den çok önce. Hani Hitler'in meşhur bir kitap yakma olayı var ya, çok önce Çekçe bütün kitapları yaktılar. Bütün Çekçe bilen insanları sürgüne gönderdiler. Çekçe yazabilen insanları Almanya'ya gönderdiler. Ve Çek dilini unutturdular. Uzun zaman sonra Çekler milliyetçilik hareketi başladı. Ya bizim bir dilimiz vardı, biz Çekiz, Çekçe konuşmamız lazım falan diye milliyetçilik gelişince bunu gündeme getirdi ama Çekçe konuşacak adam yoktu orada ellerinde. Ne yaptılar biliyor musun? Çekler bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda dağlardan çobanları topladılar. Onlar biliyorlardı. Çobanlar geldi, üniversitede hoca oldu. Çekçe konuştular, onlar not tuttular. Çekçeyi böyle ayağa kaldırdılar. Bunu Türkler mi yaptı, Almanlar mı yaptı? İşte emperyalizm budur, sömürgecilik budur. Kesinlikle. Dilini unutturmak, bir millete asimile etmek budur. Biz hangi millete dilini unutturmuşuz? Hiçbirine. Düşünce ve ifade özgürlüğünün en hası yaşamış. Evet. Onun için iftihar edilecek bir tarihimiz var. Gençler, kendi tarihinizle övünmeniz için abartmaya gerek yok. Olanı anlatsanız, olanı zaten bilseniz yeter zaten. Yeter. Öyle bir tarih bırakmışlar ki mübarekler. Biz öğrenmekten aciziz, unuttuklarımızı hatırlamaktan aciziz. Kesinlikle. Bugün de Vadi Hüseyin'i, Ramazan Paşa'yı konuştuk. İnşallah başka bir... Yarın da Yeni Akit gazetesinde yazıyı okusunlar. Zaten gazetede birbirinden değerli yazarlar var. Onları da okumuş olursunuz. Eyvallah. Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın yazısını da okumuş olursunuz. Bizden hemen sonra da
Ters Kutuplar programı var. Sabri Balaman'ın hazırlayıp sunduğu Ters Kutuplar yine gündemi belirleyecek. Dünyada ve ülkemizde olup biten olaylar yorumlanacak. Kaçırmayın diyoruz. İşte haftaya aynı gün ve saatte tarihçi yazar Mustafa Arman'la olacaksınız. Kayıt dışı tarih programıyla. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize de dikkat edin. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.